Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese merhaba, ben Murat. Ben Kerem. Hoş geldin Kerem. Uzun zamandır seninle program yapmamıştık. Nasıl gidiyor? Hoş bulduk. Gayet iyi. Tek çekingem senin birazdan sanırım anlatacağın haberin mağdurlarından biri ben olabilirim. O yüzden biraz korkuyorum ama yoksa iyiyim. O zaman seni biraz daha merakta bırakalım. Sen önce başlamak ister misin? Hangi haberi seçtin bugün? Başlayayım. Siber suçlulara büyük darbe başlığını atmak isterdim ben bu haberim için. Ama sadece sonuna bir mi soru işareti koyabiliyorum. Çünkü birazdan da sebebine geleceğim. Raid Forums isimli bir web sitesi, bir forum, online forum var. 2015'ten beri aktif olan. Ve bu site üzerinde işte çeşitli hacklerde, saldırılarda çalınan kişisel veriler yıllardır 2015'ten beri satılıyordu. Bunun işte Türkiye'den örneği mesela son sanırım bu sene içinde en son çalındığı söylenen yemek sepeti verileri de bu site üzerinde satışa çıkarılmıştı. İşte geçen Haziran ayında mesela LinkedIn'den 700 milyon kişinin profilleri scrape edilmiş, yani filtrelenmiş ya da incelenmiş ve bir veri tabanına aktarılmıştı. Bunlar da satışa çıkarılmıştı. Yani sürekli böyle kişisel verilerin satışa çıktığı, başka şeylerin de satışa çıktığı bir web sitesiydi ve bu site geçen hafta nihayet kapatıldı. 7 yıl aktif olduktan sonra kapatıldı. Sahibi de bulundu, admini bulundu ve tutuklandı, yargılanıyor. Sahibi 21 yaşında, Portekizli bir kişi çıktı. İngiltere'de yakalandı. Şimdi burada başta attığım başlığa dönmek istiyorum. Aslında hani bu sitenin kapatılması çok büyük etkisi olacak mı? Benim şahsi kanaatim olmayacak. Kısa vadede tamam, hem işte bu tarz siteleri kuranlara, yönetenlere dikkat, sizi yakalıyoruz, peşinizdeyiz mesajı vermiş olacak. Hem de kısa vadede hani belki o forumun kullanılması, orada satış yapılmasını engellemiş olacak. Ama işte bugün Raid Forums kapanır, yarın Raid Forums 123.com açılır. O yüzden uzun vadede çok bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Şimdi burada haber okuyunca benim aklıma da şu geldi. Hani 7 senedir nasıl www.raidforums.com isimli herkese açık bir web sitesi üzerinden bu kadar uzun süre satış yapılmış ve kapatılmamış. Ve daha da hani önemlisi belki niye bu kurucular dark web'de, deep web'de yapmak yerine böyle online direkt internet üzerinde kurmuşlar. Şimdi burada da aslında bu soruyu sormamın arkasında biraz bir yanılgı yer alıyor. Yanılgı da şu, hani dark web'de site kurarsam bu asla bulunamaz. İşte blockchain, bitcoin, dark web bunlar hep %100 anonim gibi bir yanlış anlaşılma, yanlış düşünme olabilir bazı insanların hakkında. Oysa ki bunun öyle olmadığını çok fazla örnekle biliyoruz. Örneğin mesela 2013 yılında Silk Road denilen işte İpek Yolu web sitesi vardı. Uyuşturucu, çeşitli illegal aktivitelerin satıldığı, hack şeylerin de satıldığı bir site vardı. Bu site 2013 yılında FBI tarafından bulunup kapatılmıştı. Bunun çokça örneği var. Daha sanırım geçen sene ya da 2 sene öncesinde Silk Road'un 10 katı büyüğünde Alphabay isimli bir site yine kapatıldı. Yani çokça bunun örneği var. Şimdi bu konuya şuradan da geldim. Wired dergisi bu ayın başında bana çok ilginç gelen bir haber yayınladı. Yine Dark Web'de kurulmuş olan ama biraz daha tatsız bir konu hakkında. Welcome to Video isimli bir site. Bu siteyi nasıl kapattıkları ve Bitcoin üzerinden yaptıkları analizle sahiplerini nasıl bulduklarını anlatmışlar. Linkini de veririz. Biraz okuması biraz zor çünkü konu biraz tatsız bir konu ama ilginç gelebilir hani nasıl Bitcoin üzerinden araştırma yapıldığı. Ve kısaca bunu aktarmak gerekirse de Bitcoin hani ilk kurulduğunda bir anonimite izlenimi vermiş olabilir. Çünkü sonuçta isminiz direkt yer almıyor. Sadece bir çeşitli random karakterlerin olduğu bir adresiniz oluyor. Paralar oraya yönlendiriliyor. Ancak aslında Bitcoin'in kurulmasıyla birçok hem akademisyen hem de profesyonel şirketler biz buradan nasıl Bitcoin sahiplerinin kimliğini buluruz diye bunu bir iş çeşidine de çevirmişler. Bu şirketlerden de en bilineni ve büyüğü Chainalysis isimli bir şirket. Çokça işte İngiltere'de FBI, NSA tarafından da kullanılıyor. Başka ülkeler tarafından da kullanılıyor. Ve bu şirketin bütün business modeli, işi Bitcoin transaction'larını inceleyip arkasındaki kişilerin kimliğini bulmak. Ve bunu da yapma teknikleri var, birkaç tekniği. Ama en kullanılan teknik binlerce hatta milyonlarca bazen transaction aynı. İşte transfer, para transferi diyelim, aynı adrese gitmiş olabiliyor ya da aynı adresten çıkmış olabiliyor. Dolayısıyla bu çeşit gruplandırmaları otomatik olarak yapabilmek, clustering dedikleri teknikle bunları bulabiliyorlar. Bundan biraz bahsettikten sonra şöyle kapatayım. Aslında bu bahsettiğim Welcome to Video isimli tatsız sitedeki kuruncusunu bulabilmek için bütün bu deep derin analizlere girmesine gerek kalmamış. Çünkü sitenin kaynak koduna bakan araştırmacı bir bakmış ki hani tamam site
Dark Web'de duruyor. Hani adresi bilmem ne bilmem ne nokta onion. Öyle açıkça belli değil. Ama kaynak koduna baktığında sitenin üzerindeki resimleri internet üzerindeki bir IP adresi üzerinde host ediyormuş. Yani 18.255 atıyorum işte. Dolayısıyla o adresleri direkt işte ISP'ye gidip sorduklarında arkasındaki kimliği, kimliğin işte hangi serverın nerede olduğunu falan hep bulup direkt yakalayabilmişler. Bunu hani hem bu hikayeyi bütünüyle anlatmak istedim, hem online işte internet üzerinde duran Raid Forums sitesinin kapatılış haberini vermek, hem de online olsun, internet üzerinde olsun ya da Dark Web üzerinde olsun nasıl bu sitelerin kimliklerinin bulunduğunu örneklendirmek için. Kerem, haber hoş, teşekkürler. Bir iki noktasında farklı farklı sorularım var ama bir tanesini soracağım zamanında etiğimi kullanmak adına. Az önce dedin ki sitenin sahibi 21 yaşındaki bir kişi ve 7 yıldır yakalanmaya uğraşıyor. Demek ki siteyi açtığında 14 yaşında mıymış? Evet. Çok basit bir aritmetik oldu ama. Evet, aynen, haber öyle. 2015'te kurulan bir site. Kendisinin kurulduğu söyleniyor ve şu anda 21 yaşında. Güzel. Belki de 7 yıl sürmesinin sebebi 21 yaşına gelmesini beklenmesidir. Ne dersin? Olabilir ama 18'de de yapabilirlermiş. İşte ama hangi ülkede, hangi yaşta cezai ehliyet başlıyor bilmiyoruz. Olabilir. Onun etkisi olabilir. Böyle bir teşekkürler. Sende ne haber vardı? Beni etkiledi. Evet, bendeki haber senin de tahmin ettiğin, bildiğin üzere ilginç bir haber. Hem negatif hem pozitifi aynı anda sunacağım. Yine bir tedarik zinciri konusu. Uygulama bulut üzerinde bir PaaS, yani Platform as a Service ya da işte uygulamaları buluta sunmak için kullanılan bir platform olan Salesforce şirketinin sahip olduğu Heroku ve de bir yazılımların sürekli entegrasyonu CI diye de geçiyor İngilizce'de biliyorsun, için kullanılan bir platform. Travis'in etkileşimde kullandığı bir takım yazılımların başına ilginç bir şeyler geldiğini fark ediyor. Bir başka tedarikçi, o da GitHub. GitHub'da biliyorsun yakın zaman önce Microsoft'un satın aldığı ve hani halihazırda herhalde dünyadaki en büyük yazılım geliştirme ve kaynak kodlarını saklama platformu. Burada bir çok kabaca bir zaman çizgisi yaratmaya çalıştım, onu söyleyeyim izin verirsen. 9 Nisan'da başlıyor konu. Aslında Heroku'nun GitHub'daki bazı özel repozitörlerine, yani işte kaynak kod depolarına dışarıdan ilgisiz yerlerden indirildiğini fark ediyor. Ama GitHub bunu ayın 9'unda olsa da fark etmesi işte herhalde 12'si, 13'ü civarında oluyor. Çünkü ayın 13'ünde GitHub durumu fark ediyor. Heroku ve Travis CI'ya diyor ki arkadaşlar sizin özel repolarınızdan ulaşanlar var ve bazı kaynak kodlarınızın alındığını gördük. Bunun üzerine 15 Nisan'da Heroku web sitesinde durumu yayınlıyor. Fakat bu arada fark ediyor ki buradaki almakta kullanılan yapı aslında Heroku'nun da kullandığı, Heroku'nun yarattığı, kullandığı bir yetkilendirme anahtarı, OAuth anahtarı. Ve Heroku bakıyor, bunu hemencecik alması, kapatması, düzeltmesi pek mümkün gözükmüyor. Bu anahtarların gittiğini, ele geçirildiğini düşünüyor. Ve 15 Nisan'ın gecesinde karar veriyor, bizim için artık Türkiye için 16 Nisan sabahı olmuş. 16 Nisan'da karar veriyor ve tüm Heroku müşterilerine mesaj yollamaya başlıyor. Diyor ki OAuth'u kapatıyorum. Şimdi OAuth'u kapatıyorum demek, sonra da yavaş yavaş kapatması, ki 15'inde başlayıp 17'sine kadar bütün OAuth anahtarlarını kapatıyor. Bunun şöyle bir sonucu oluyor. Heroku'ya daha önceden kurulmuş olan yazılımlar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok. Benzer şekilde Heroku'nun kendi portali üzerinden yazılım yükleme vesaire açısından da bir problem yok. Ama eğer ortaya işte demin söylediğim Travis CI gibi bir entegrasyon yazılımı kullandıysan ve bu arada bu entegrasyonları kullanmak için kimlik doğrulamada OAuth kullandıysan, bunlar çalışmaz hale geliyor. Nihayetinde söz konusu yazılımları sadece işte GitHub'ın üzerinde sadece Heroku'nun kendisi ve Travis kullanmıyor. En başta senin de söylediğin gibi potansiyel olarak sen, hatta ben de varım, henüz bana e-mail gelmedi. Heroku çok net bir şekilde yazmış, etkilenen kişilere e-mail yollayacağız diye. Haberi gördüm, gittim kontrol ettim. Heroku bana e-mail yollamamış, iyi haber. Ama hani bir sürü kişi bundan etkilendi. Ve mesela sen eğer etkilendiysen bundan işte Heroku'nun da kullandığı OAuth altyapısı sorumlu. Bir tedarik problemi yaşayabilirsin. Ama öte yandan da bir başka tedarikçi GitHub'ın bunu yakalamış olması da sevindirici haber Kerem. Evet, bana ilk mail geldi Heroku'dan.
İşte böyle böyle bir haber var, haberiniz olsun. Ama sizi direkt ilgilendiren bir durum olursa tekrar mail atacağız diye. O ikinci mail bana da gelmedi. O yüzden biraz daha rahatım, doğru anladıysam şu anda. Benim bu haberde şu da ilgimi çekmişti. Şöyle yazmışlardı. Saldırganlar bu tokenlarla, OAuth tokenlarına otomatik olarak mining yapıyorlarmış. Yani bütün o özel repoları tarayıp içlerinde başka yerlere girmek için kullanabilecekleri kullanıcı adı şifre ya da böyle tokenlar var mı diye araştırıyorlarmış ki yani bu da zincirin başka bir halkası halinde başka bir saldırıda kullanılacak gibi gözüküyor. Aslında hani bu tokenların kullanımı güvenlik açısından pozitif bir adım yani kullanıcı adı şifre yerine geçici bir süresi olan bir token'ın kullanılması pozitif. Ama şöyle bir algı olmaması lazım hani token kullanıyoruz dolayısıyla güvenliyiz gibi bir algı olmaması ve token da olsa bunun düzenli olarak tekrar gözden geçirilmesi, silinmesi, yenilenmesi, dağıtımının dikkatli yapılması tarzı her zaman uyguladığımız güvenlik prensiplerinin bunun içinde uygulanması önemli. Amacım herhangi bir ürünün reklamını yapmak değil. Hiçbir zaman da yapmadım ne bir programda ne hayatta. Fakat beğendiğim şeyleri de söylüyorum Kerem. Burada GitHub'ın kurumsal hesaplar için kullandığı bir hizmet var. Onu da çok beğeniyorum. Zaman zaman bana da bir yerlerden bir şey sızarsa, sızmak demeyeyim ama kaçarsa haber veriyor. Secret Manager diye bir ürünü var. Repoları otomatik olarak tarıyor. İçinde parola, key, anahtar, işte farklı bir takım hassas verilerin eğer bunların repoda olmaması gerekiyor. Bunların ayrıca bir ortam değişkenleri, environment variable olarak verilmesi gerekiyor. Bunları kodun içinde görürse sana haber veren çok hoş bir hizmeti var. Darısı aynı hizmeti başka repozitörlerde kullanmak ve tabii tüm şeylerinde, yazılım geliştiricilerinde kodun içinde anahtar ve parola gibi sonradan değiştirmenin zor olduğu gizli bilgileri barındırmaması sağlamak olsun diyelim. Bu haftalık da bu kadar diyelim mi? Diyelim. Teşekkürler. Herkese sağlıklı, güvenli günler dilerim. Herkese iyi haftalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.